Şimdi seçime artık 4 gün kaldı. Adaylar sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şimdi biraz hem bu çalışmaları hem de tartışma programı ve program sonrası yansımaları konuşacağız. Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı. Muharrem Sarıkaya merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Gökhan'a, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi aslında şöyle de bir şey var, yani hani bir taraftan adayların sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürülüyor ve bu çalışmaları konuşamıyoruz bir türlü, projeleri de konuşamıyoruz. Bir tartışma programı oldu. O tartışma programı seçimin önüne geçti, seçim heyecanının önüne geçti. Ardından da program sonrası şimdi görüntüleri konuşuyoruz. Biraz isterseniz bunun üzerine duralım. Görüşmenin yapıldığı otel, kamera kayıtları, bunların hepsi tartışmayı da biraz alevlendirdi, farklı yöne çekti. Ne dersiniz efendim? Önce böyle başlayalım isterseniz. Yani Hülya, ben başka bir noktadayım. Yani İsmail Küçükkaya verdi, vermedi, yaptı, yapmadı, oldu, olmadı. Bunların hepsi bir tarafa. Yani bunlar tartışmanın bir başka boyutu. Ama asıl önemli olan başka bir şey var. Nedir? 2007'den 2014 yılına kadar Türkiye çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Yani ister bu Ergonokon sürecinde, ister Balyoz sürecinde, ister 17-25 Aralık sürecinde insanların kişisel verileri, kişisel özelliklerine ilişkin birçok şey, davranışları, görüntüleri sosyal medya araçları vasıtasıyla etrafa saçıldı. Yani bir siyasi parti lideri, bir siyasi partinin milletvekilleri veya iktidar partisinin milletvekilleri, hepsi bunun sıkıntısını çok çekti. Evet. Ve Türkiye 2014 yılına geldiğinde bu bıkmışlık, bu kötülüğün karşılığı olarak hep beraber bir kanun çıkarttı. Bu kanunun adına da kişisel verilerin koruma kanunu dedi. Bu kanunun 17. maddesi çok net bir şekilde şunu söylüyor. Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.9.2010 tarihli Türk Ceza Kanunu'nun 135 ila 140. maddeleri hükümleri uygulanır diyor. Burada da durmuyor. Eğer ki diyor siz bu verileri, elinizdeki verileri basın aracılığıyla yayıyorsanız diyor, bu durumda da diyor 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar sana para cezası keserim diyor. Yani Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda bu ilgili maddelerine, ilgili maddesi 1 yıldan 3 yıla kadar veya 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Ki bu ağır bir ceza, eğer bu basın aracılığıyla yapılıyorsa, dolayısıyla bunun karşılığında da bunu 2 kat artırıyor. Peki. Yani 4 yıldan 8 yıla kadar da hapis cezası öngörüyor. Şimdi böyle bir durum varken oraya gitti gitmedi, yapıldı yapılmadı. Bir otelin koridorundaki görüntüyü eğer ki o otel yönetimi vermişse bu çok vahim bir durum. O otelin imajı açısından vahim bir durum. Yok otel yönetimi vermemiş, başka bir şekilde alınmışsa bu çok daha ağır vahim bir durum. Diyorsunuz. Başka bir suç. Evet. Eğer ki bu devlet kamu görevlileri aracılığıyla yapıldıysa orada kanun çok daha ağır bir hüküm getiriyor. Yarısı oranında, yani 2 kat artırıyor. Onun 1-2 kat daha artırıyor. Evet. Bunu yapanlar hakkında. Yani eğer bunu yapan devletin bir görevlisi ise bunu veren, bu ceza 4 yıllık ceza önce 8 yıla çıkartılıyor. Onu da 2 yıl artıraraktan, o 2 kat artırarak sanırım, 16 yıla sanırım soruşturulacak da, hukuki olarak da tabii konuşulacak da Muharrem Sarıkaya, sizin de dediğiniz yani gibi. Yani bu felaket. Peki. Bu hepimiz için geçerli. Peki. Bu yani bugün sadece bu değil. Bu hepimiz için geçerli. Çok haklısınız. Yani, şimdi oradaki kişisel verilerin kullanılması açısından bu önemli. Çünkü Türkiye bunun sıkıntısını çekti. Gelelim şimdi diğer tarafa. Sayın Ünal'ı dinledim. Sayın Ünal'ı baştan sona dinledim. Kısaca alalım okudum. Çünkü şöyle gün orada, ortasındayız ya. O yüzden hani süremizde böyle biraz tasarrufla kullanmak istiyorum. Çünkü başka sorularım da var. Tabii. Seçime bir 4 kala. Buyurun. Hemen söyleyip çıkayım. Buyurun, Sayın buyurun. Ünal'ı dinledim. Dikkat edilirse Sayın Ünal da niye görüştü demiyor. Ya görüşmesinden niye bizi bilgi sahibi yapmadı diyor. Dolayısıyla burada Sayın Ünal'ın pozisyonu şu ana kadarki gelmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o sergilediği pozisyonların en doğrusu. Hı hı. Çünkü bugüne kadar ona soru verdi, onun almasını sağladı falan gibisinden Sayın Yıldırım'ı geriye düşüren bir pozisyon uygulanıyordu. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi bugün Sayın Ünal'la normal bir pozisyona geçebildi. Peki. Şimdi Muharrem Sarıkaya seçime dedik ki işte 4 kaldı. Gerçekten 4 gün, pazar günü seçim var. İşte
çalışmalarını da sürdürüyorlar adaylar. Şimdi biraz böyle Cumhur İttifakı cephesine bakalım aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir süredir sahada görmüyorduk ama şimdi sahaya çıktığını görüyoruz Erdoğan'ın. Bunu ne diyebiliriz mesela bu konuda? Nasıl bir strateji değişikliği ve buna neden ihtiyaç duyuldu sizce? Şöyle, daha önce de konuşmuştuk bunu seninle. Cumhurbaşkanının sahaya çıkmaması sahanın belli bir şekilde konsolide edilmesine ve evet. Binali'm Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu cephesinde bırakılmasına dönük bir çabaydı. Ama parti içerisindeki bu grup da Cumhurbaşkanı'nın kendi kişisel kimliğinin seçmen üzerindeki efektini, etkisini bildiğinden dolayı onun çıkmasının kendilerine çok daha büyük getiri sağlayacağını düşünüyordu. Anladığım kadarıyla ikinci görüş daha yüksek oranda hakim olmuş. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı o 31 Mart sürecine giden dönemde olduğu gibi çok yüksek oranlı bir profil yerine, yani 39 ilçenin 39'unda birden miting yerine daha lokal, daha küçük selamlama mitingleri dinliyor. Onu yapmazsa ve akşamları da dün akşamda bir örneğini veya önceki akşamda bir örneğini gördüğümüz gibi salon toplantılarıyla bu süreci tamamlamak isteniyor. Ama bu arada Sayın Yıldırım geçen seçimde biraz geri planda kalmıştı. Bu kez Sayın Yıldırım'ın da bir başka alanda, yani Cumhurbaşkanı'nın gezdiği yerler diyelim ki Anadolu'nun yakasıysa, Sayın Yıldırım da Avrupa yakasında benzer bir işlemi, benzer bir propaganda sürecini çalıştırması hedefleniyor. Böyle bir yöne gidilecek ki şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, ki geriye zaten çok da fazla kalmadı. Çok az kaldı. Şurasında 3 gün kaldı. Bu 3 günlük süre içerisinde Anadolu'da ve Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında çok yoğun günlük propaganda ve ev ziyaretleriyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi biraz da Sayın İmamoğlu'nun son dönemde de mesela nelerle anıldı diye bir düşündüğümüzde, bir baktığımızda son dönem biraz polemiklerle anılır olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum, ne dersiniz? Yani kampanya üzerine nasıl etkisi olur, seçim üzerine nasıl etkisi olur bu durumunda Millet İttifakı'na bakıldığında? AK Parti bunu çok çok iyi kullandı ama şunu da kabul edelim ki İmamoğlu da AK Parti'nin kullandığı bu araçları kendi lehine çevirmeyi bildi. Yani bunlardan bir tanesi işte televizyon programıydı. Evet. O televizyon programına çıktı ve o sayede ulaşamadığı ötekine ulaşma fırsatı buldu. Dün akşam da TRT'ye çıktı. Sayın Mahir Ünal'ın işte biraz önceki televizyon programındaki sözlerinden anlıyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dün akşamki TRT programı çok da hoş karşılanmamış. Yani hem sorular açısından hem de İmamoğlu'nun gösterdiği cevaliyet açısından ona kendini daha iyi göstertme fırsatı tanıması açısından. Dolayısıyla bütün bunlar da İmamoğlu'nun lehine olan durumlardı. Evet. Ama önümüzdeki süreçte bu artık televizyon programları veya televizyon çekişmesinden çıkıp gördüğüm kadarıyla daha çok icraya dönük ve kimliğe dönük bir propaganda sürecine tanıklık edeceğiz. Orada da Binali Yıldırım'ın kendi kişisel kimliğini öne çıkartan, işte yatırımcı, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış bir ismin getirileceği. Dikkat edilirse İmamoğlu da bu kapsamda neler yapacağı, yani vaatlerine ilişkin sıralı bazı açıklamalarını getiriyor ve mevcut dönemden veya AK Parti döneminden de israf yapıldı. Bu israf kalkması halinde daha çok hizmet getirebileceğinin bazı sunumlarını getiriyor. Anladığım kadarıyla bundan sonraki süreçte televizyon programı veya işte belgelere dayalı, raporlara dayalı süreçler kapanacak, Sayıştay raporuna dayalı. Onun yerine daha çok icraata dönük ve vaatlere dönük bir süreçle karşılaşacağız. Bu bakalım üçünde. Bir de bu söylediğiniz işte icraatlar ve vaatlere dönük süreç 1 milyon 700 binlik o hem sandığa gitmeyen seçmeni nasıl etkileyecek? İşte aradaki fark ne olacak? İbre nereye doğru dönecek? Muharrem Sarıkaya, seçim sonrası tabii ki her ittifak, her parti kendine göre bir hesap yapmıştır, hesabını yapıyordur. Kazansak nasıl olacak, kaybetsek nasıl olacak? Biraz da bu böyle bir seçim sonrası tersten bakalım. Seçim sonrasını konuşalım mı biraz da son olarak? Yani ertesi gün diyorsun. Ertesi gün ne olacak diyorsun. Ertesi gün ne olacak o hesabı? Buyurun. Güzel bir soru. Hülya Ökenek, şöyle görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zaten pozisyonunu çok net koydu. Dedi ki sonuçta biz İstanbul'da zaten kazandık. İşte 25 belediye bizde. Belediye meclisinin ağırlıklı bölümü bizde 180 var, öbür tarafın 130'u var. Dolayısıyla 50 fazlamız var. Evet. O nedenle biz zaten İstanbul'da şu an kazananız. Yani bunu söylerken İstanbul'da kaybetsek de biz kazandık
imajını zaten kendi seçmenine verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yaparken Millet İttifakı da bunun karşısında İstanbul'u biz kazandık imajını, bir daha kazandık imajını oturtabilmesi için bir çaba gösterdi. Ama her ikisinin de seçim sonrası hesaplarına dönüp baktığımızda her ikisinin de ajantasında bir seçim gözükmüyor. Yani ne Cumhurbaşkanı'nda var ki kendisi bundan sonraki süreçte daha çok ekonomi, yatırımlar, kurumsal yapılanmalar bunlara yöneleceği, işte bir adalet reformu var meclise geldi, ona odaklanılacağı. Dış bundan politika, sonraki sürecin tabii daha çok demokratikleşme ve ileriye dönük adımlar atılacağını belirtti. Onun ajandasında bir seçim yok. Benzer bir durum Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve İyi Parti lideri açısından da söz konusu değil. Çünkü onun her ikisi de bundan sonraki süreçte, ki geçen hafta Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığım konuşmada da altın özenle çizmişti. Yani belediye başkanlarımızın icraatını göstermeliyiz. Belediye başkanlarımız en az 2 yıl boyunca bu icraatlarını sergileme olanağına kavuşmalılar ki ondan sonra seçime gidelim diyor. Yani onun beklentisi de bir 3 yıl boyunca seçimin olmaması yönünde. Bu da demektir ki zaten 2023. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde liderlerin seçime dönük herhangi bir beklentisi söz konusu değil. Ama bu süre içerisinde parlamentodaki işlerin çok daha yoğunlaşacağını, birçok tartışmanın, birçok meselenin de seçim her ne kadar bir tarafında dursa da odağını daha çok parlamenter işlere, parlamentodaki işlere vereceği bir sürece tanıklık edeceğiz ki burada ekonomide daha önemli olacak. Tabii. Muharrem Sarıkaya, çok teşekkür ediyorum. Gün ortasındaki ben değerlendirmeleriniz az kaldı. İyi bakalım gerçekten göreceğiz ne olacak. İşte gözler gerçekten kararsız seçmende, kararsız seçmen sandığa gidecek mi? Bakalım. Kısa bir reklam arası verelim, ardından gün ortasına devam edeceğiz.